Dostlar merhabalar. Canlı yayın açacaktım fakat internetin yetersizliği sebebiyle buna biraz ara vermeye karar verdim. E, yarın internet daha iyi olursa, yarın güzel bir şekilde canlı yayınımızı yaparız, tanışırız, konuşuruz, piyasayı konuşuruz. E, şu, bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i ve alım emri verdiğim 4-5 tane coin'i paylaşmak istedim. Onlara bakalım, grafiklerine bakalım. Bitcoin nereye kadar düşebilir, nelere gidebilir onlara bakalım istedim. Hadi başlayalım. Sizlerle hızlıca bir Bitcoin grafiği, dominans grafiğine bakalım. Ardından emir verdiğim 4-5 tane coin'i inceleyelim istedim. Öncelikle Bitcoin'e başlayalım. Bu grafiği artık biliyorsunuz. Sizlerle çok paylaşıyorum bunu. Benim takip etimde grafik budur. Bitcoin düşüşünü tetikleyen en büyük olumsuz etken benim için e, negatif gelen RSI yolumsuzluğu oldu. Nedir bu RSI yolumsuzluğu? Şöylece kısaca bahsedelim. Şimdi baktığınız zaman şu RSI tepisine baktığımızda seviye yaklaşık olarak 90'da. 90 sularında ve fiyat 40-42 bandındaydı tam şuralarda gördüğünüz gibi. Şimdi RSI seviyesi buradan aşağı doğru düştükçe fiyat tam tersine buradan yukarı doğru çıkıyor. Aslında bu şunu sinyalini veriyor. Bu bir tuzak olabilir. Market fiyatını fiyatımı yukarı çıkartıyor. Ancak bir hacim yok. Ve ben bu hacimsizlikten dolayı yavaş yavaş alımları kaybediyorum anlamına geliyor. Baktığınız zaman da şu yeşil mumdan sonra gördüğünüz gibi hacim yavaş yavaş düşüyor. Ardından RSI'da onunla birlikte düşmüş oluyor. Ama aynı zamanda fiyat da yukarı doğru gidiyor. Bu dediğimiz gibi bu bir negatif uyumsuzluk oluyor ve düşüşün genelde düşüşün çok büyük bir etkeni oluyor. Saatlikte 4 saatlikte vesaire çok belli olmasa da günlükte bir yerden sonra patlak verince maalesef toparlaması çok zor oluyor. Beklediğim seviye tamamen 39 seviyesi sizlerle de paylaştığım gibi. Bu 39 seviyesi geldikten sonra alım yaparım. Dominans tarafına baktığımızda biz dominans uyumu gerçekten biraz karışık ilerliyordu bugünlere kadar. Dünkü olaydan sonra, dünkü tweetten sonra hepten işler rayından çıktı. Dominans düşerken, Bitcoin de düşmeye başladı. Aynı zamanda alt market de düşmeye başladı. Yani böyle çok görülen bir şey değildi. E, baktığımız zaman, Dominans tarafında da e, ciddi bir e, uyumsuzluk olduğunu söyleyemeyiz. Yani küçük bir uyumsuzluk mevcut. Şuradan gelen küçük bir uyumsuzluk mevcut. Fakat öyle ciddi ciddi bir uyumsuzluk yok. E, şu alt seviye, 36 seviyesi, 2010 indiralmesinin bittiği seviye, bitiş seviyesi. Bizim buraya ulaş, ulaşmamıza çok bir şey kalmadı, o yüzden diyorum şu iki hafta kritik olabilir 14'lük bir e, düşüş söz konusu. Bu iki hafta çok kritik olabilir. Bu iki haftadan sonra dileyen bu yeşil desteğe gelince pozisyonlarını kapatabilir. Ne olur, bir günde battık bittik olur mu? Olmaz. Yani bu bir saatte uçup gitmiyorsa bir günde de uçup gitmiyor. Nasıl ki dün e, ani satışlarla panik satışlarla işlem yapanlar şu an keşke satmasaydım diyordur. Eminim buna. Çünkü geldi, şurada bir satış yedi, te, şuradan aldı tepkiyle. %3 bile artsa örnek veriyorum. Bakalım. %7, %8'lik bir artış var. %7, %8'lik bir artış alt kümeler yaklaşık olarak %15, %20 olarak bile yansıyabilir. Dediğim gibi hiçbir zaman tam düşerken satmam. Yani ben benim tavsiyem benim kendi uyguladığım yoldur. Yani bir örnektir. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Ben asla bir şeyi tam düşüşte satmam. Düşer, tepki alır. Şurada satarım. Örnek veriyorum. E, i̇lk düştüğü yer %13'tür, %15'tir. Benim buradan bu, 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 seviyeden sattığım yer %5'tir, %6'dır. Yani bekleyin bir gelsin, düşsün, tepki alsın ondan sonra satın. Yani hızlı panik satışlarla hiçbir zaman e, kar edemezsiniz veya tasarınızı kurtaramazsınız. Tamam her şey planlı olsun. Ya da ne olur şurada yer örnek veriyorum şurada şu düşüşü kaybettiyseniz bunun altına sarktığı gibi her şeyi satabilirsiniz. Saatlik kapanış geldiği gibi her şeyi satabilirsiniz. Fake olma ihtimali var olur. Ancak riskinizi azaltırsınız. Kaybederseniz küçük kaybetmiş. Kazanırsanız da küçük kazanmış olursunuz. Tekrardan Dominans tarafına geldiğimizde. Dediğim gibi dominansta şu anlık hiçbir problem gözükmüyor. Şu seviyeye kadar da yine vurkaçlara devam edebiliriz. Ardından buradan bir tepki gelir mi gelmez mi? E, 32 hatta 24 seviyelerine düşer miyiz? Bilemiyoruz. Ne olur ne olmaz buradan e, tek seferde ben geçeceğimizi düşünmüyorum. Bitcoin seviyesi bu kadar düşmüşken ve bu kadar yatırımcı çekmişken şirketlerin burada ben devreye gireceğini düşünüyorum. Bitcoin seviyesini düşükten yakalayıp da tekrardan dominansı yukarı çekmeleri için hiçbir engel yok, hiçbir şey yok. Buradan dönüşte ise iki adet hedefimiz var. Biri 52, biri 57 seviyesi. 70'ler konuşuluyor falan filan. Yani ben öyle bir şeyin olacağını sanmıyorum. Daha 70'e çıkmaz belki dominans yani onlar 15'lere kadar düşebilir. Yani 70'e çıkmak çıkmasındansa 15'e düşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Kripto total market cap'te hala trendin içine düşmedik. Bu şu anlama geliyor. Çok olumlu bir haber. Bitcoin 38 39 seviyesine düşse dahi bunun düşeceği yer şurası ve şurası olacak. Yani herhangi bir kanal bozma, herhangi bir kanaldan çıkma söz konusu olmayacak. Bu altcoin'ler için çok olumlu, çok pozitif bir şey. E, yıllardan beri böyle bir şey bekliyordum şahsen. Çünkü hiçbir zaman güven vermiyordu. Bu trendin bu kanalın dışına çıkmasıyla şurada yaptığı retesle tamamen güven vermiş oldu. 7 düzeltmede bile bir önceki tepesinin sağlam tepesinin kanal dışı tepesinin üstünde kaldı. Oldukça olumlu. Altcoin için çok aydınlatıcı bir etken oldu. Total market kepe baktığımızda ise tamamen trendin altına fitil atmış bulunuyoruz. Bu şu anlama geliyor. Satış bitcoin tarafında olduğu için altcoinler holders tarafında tutulduğu için bu taraf daha çok hasar almış duruyor gözüküyor. İlk desteğimizi kırdık. Sıkıntı yok altta bir tane daha destek var dediğim gibi bu tamamen hani bunun buraya temas etmesi demek aynı şekilde bitcoin'in 38-39 seviyesine temas etmesi anlamına geliyor. Yani düşüşe karşı da tedbirliyiz. Şimdi gelelim alım emri verdiğim coinlere. Ee, i̇lkini IOTA'ya verdim. IOTA 1 ile 1.33 ile 1.35 arasında güvenli alım olduğunu düşünüyorum. Şöyle kısaca e, belirleteyim. Burada istediğiniz yerde e, alım emri koyabilirsiniz. %2 %3'lük bir aralık var. Burada dileyen takip eden varsa alım emri koyabilir. Dediğim gibi bu riskli olabilir. Bitcoin belki yani 20 kaya düşebilir. Hiç sıkıntı yok. Ben düşen düşünmüyorum. Düşeceğini düşünmediğim için de böyle bir yere alım emri koydum. İkinci alım emrini verdiğim şey ise SXP oldu. SXP'de güzel bir trend yakaladık. Güzel bir satış yakaladık. Ben vadeli kısmında biraz işlem açtım güzel de yakalamıştım. SXP'de de verdiğim alım emirleri 3 ile 2.89 arasında. Burada da dediğim gibi güzel bir destek burası. SXP'nin daha da parlak olacağını düşünüyorum. Buraya düşerse tepkisinin çok sert olabileceğini, çok iyi kısa zamanda 8-9 dolarlara gelebileceğini düşünüyorum. Peki bunlar bu arada gelene kadar biz ne yapacağız? E, düşüş gelirse short kısmında hani maalesef vadeli işlemler eğitimimizi tamamlamadığımız için herhangi bir paylaşım yapmayacağım. Fakat aşağı düştükten sonra Spot tarafında alımlarımı yaparak tekrardan yükseliş için arkama yaslanacağım ve eldeki coinlerin cüzdanını şirmesini bekleyeceğim. Bir diğer alım emrim ise Teta'dan geldi. Teta'da yine aynı şekilde üç parçalı bir alım emri girdim. 7.38 ile 6.99 arasında istediğiniz emirleri koyabilirsiniz. Güzel bir destektir. Ben buradan sekeceğini düşünüyorum şahsi olarak. Buradan sekişte de aynı şekilde Teta'nın 25-30 dolarlara gelebileceğine inanıyorum. Kardeşi olan Tufel'de ise işler biraz daha yolunda gibi gözüküyor. Tüfel daha sağlam direndi. Tüfelde de belirttiğim seviye güzel alım seviyesidir. Yaklaşık bir %25-%30'luk bir kayıp seviyesidir. E, Bitcoin 38-39 tarafına fitil attığında ben bu emirlerin geleceğini düşünüyorum. O yüzden böyle alım emirleri verdim. Dediğim gibi en öldürücü destek ise buradan yaklaşık %50 aynen %60'mış hatta. %60'lık düşüş seviyesinde olan 0.116 seviyesi. Buraya da alım emri koyabilirsiniz. Fitil atar mı her şey olabilir. Bu piyasada her şey mümkün. Alanı sevindiren, almayanı kahrettiren coin'imiz de Gate Chain'in, Gate Ion'un kendi coin'i olan GLS oldu. Şu şekil tam ilk desteğimizde, ikinci desteğimizde güzel çalıştı. İlk desteğimizden %10-15'lik bir satış fırsatı verdi. Değerlendir, ben değerlendirdim küçük bir miktar alarak. Aynı şekilde ikinci destekten de güzel bir satış verdi. Buradan alarak şurada sattım. Fakat üçüncü alım için tekrardan üçüncü desteği bekliyorum. Şu üçüncü desteğe geldiğinde tekrardan yükle eklemelere başlarım. Aynı şekilde altına gelen destekte de e, 651-655 arasında da ikinci eklememi yaparım. Dediğim gibi Gate Ion'un yolu çok uzun. Buradan alarak uzun vademe de ekleyebilirim. 2x, 3x'ten fazla yaptık. Güzel seviyelere geldi. Kar alan varsa ne güzel, almayan varsa da sıkıntı yok. Yeni giriş yapacak olanlar varsa benimle birlikte şu iki seviyeyi bekleyebilirler. Bir diğer borsa koyunumuz olan HTD ise işler biraz daha yolunda gibi gözüküyor. Şu şekilde e, daha önceden de kar alma noktası olarak verdiğim 39 seviyesi çok güzel çalıştı. Tam noktasal çalıştı diyebiliriz. İyi yerden kar satışı yapmıştır. Yapan varsa da ne mutlu. Şöyle iki parçalı memnun emrim vardı. Birincisi şuradaydı, ikincisi şuradaydı. Fakat ben ortadakini es geçiyorum, burayı es geçiyorum. Yani es geçiyorum derken alım emrimi çok küçültüyorum. Küçük bir miktar ekleme yapacağım burada. Ana alım yapacağım yer tam şu seviyesi. 26 ile 26.5 arasında tekrardan alım kovalayabilirsiniz. Öldürücü darbesi ise bunun gelirse 22 ile 23 arasına gelir ve buna da tekabül eder. HT yolu çok uzun. Elimde çok uzun süre tutacağım. Buradan aldığım eklemeleri de uzun vadede çantama her şekilde ekleyebilirim. Gen projelerimizden birisi olan DAO meşhur DAO kendi coinlerinden, kendi projelerinden birisi olan DAO'da işler maalesef yolunda değil. Son bir haftadır, bir buçuk haftadır düşüş sergiliyor. Ee, i̇lk alım emri geldi fakat ben size burada da yazdım. İlk alım emrini es geçebilirsiniz veya küçültebilirsiniz diye. Ben şahsen küçültme taraftarıydım. İlk alım emrimi yaptım. Ee, tam da güzel yerden almışız. Şöyle anlık %8, %9 gibi bir karımız var. Dileyen burada da satabilir alan varsa, emri koyan varsa. Dileyen burada da satabilir. Ben bunda da ikinci emirde, ben bunun üçüncü emirde düşeceğini pek sanmıyorum. Şurada ikinci emirde yükleyelim yapacağım. Aşağı düşerse de yine eklememi yapar. Yoluma bakarım. Son zamanlarda eklediğimiz Kukuyun borsasının kendi projesi olan KCS'de işler maalesef istediğimiz gibi gitmiyor. Eklediğimiz yerden küçük biraz bir kaybımız mevcut. Alt destekten ekleme yerim var. E, 7.5 ile 8 dolar arasında rahatlıkla alım yapabilirsiniz. Ben buralara emir koydum. Dileyen varsa buna da bakabilir. Bir diğer takip ettiğim proje ise daha önce sizlere Telegram veya Twitter üzerinden yazmamış olduğum Near protokolün kendi projesi olan Near arkadaşlar. Near protokol web siteleri üzerinde blockchain ağlarını rahatlıkla kullanmamızı, uygulamaları rahatlıkla açmamızı veya da blockchain üzerinde rahat rahat amatörce bilgi sahibi olmadan bile işlem yapmamızı sağlayan bir projedir arkadaşlar. Ben bunda gelecek görüyorum. 3 ile 3.5 arasında alımlar koydum. Bu alımlar gelirse Near'dan bir kısmını uzun vadeye bir kısmını da orta vadeye atıp önüme bakacağım. Near protokolünün linkini ben aşağıya salacağım. Uzun vade düşünüyorum bunun bir kısmını. Siz de bakın nedir ne değildir. Hoşunuza giderse benimle birlikte alım emri verebilirsiniz. Peki bu alım emirleri gelmezse yani Bitcoin 39-40k bandına düşmezse ne yapacağız? Bir sıkıntı görmüyorum yine. Aynı şekilde 54k üstünde gün kapanışı görürsem 59 sınırına kadar elimdekileri tutarım. Onlara devam ederim. Kısa alsatlara devam ederim. Aldıklarımı da zaten sizlerle paylaşıyorum. Bu şekilde dip yakalama fikirleri yani bu tabiri caizse olta atma fikirlerimiz insan hem soğukkanlılık kazandırır hem tecrübe kazandırır hem de parçalı alım stratejisini geliştirir. Yani biz Bitcoin buraya düşeceğini konuştuk mu? Evet. Buraya düşeceğini konuştuk mu? Evet bunu da konuştuk. Fakat şuraya düşebileceğini de konuştuk. Yani örnek veriyorum 1000 dolarlık bir alım yapacaksın. 200 dolar burada alırsın. Gelirsin 200 dolar burada alırsın. Elinde hala 600 dolar param var. Yani acele etmenin anlamı yok. Gelirsin 400 dolar da burada alırsın. Bakarsın keyfine. Buradan bir tepki alırsan çıkar. Sen 200 dolar burada eklesen de bir sıkıntı çıkmaz. Sonuçta her türlü kazancını almış oluyorsun. Elindeki ürünü fiyatı atmış oluyor. Ve haliyle cüzdanı şişmiş oluyor. Bu gibi stratejileri zaten çok konuşacağız. Çok anlatacağız. Çok paylaşacağız. Dediğim gibi düşerse alım emirlerimiz gelir. Düşmezse yukarıları görürüz. Yukarıdan tekrardan işlemlere gireriz. %5-10 az kazanırız. Ama kazanırız. Önemli olan kaybetmemektir. Kazanç her zaman var. Emin olun kazanç her zaman var. E, full altcoin'de olanlar üzülmesin. Yapacak bir şey yok. Biraz vadelerini uzatsınlar. Nakiti olanlar acele etmesin. Kendinizi sırtını sağlama almadan asla işlem yapmayın derim. Piyasa kaçmıyor uçmuyor yani. Her zaman bir elin Musk gider bir elin Musk gelir. Yarın öbür gün bir Alibaba açıklama yapar. Herhangi bir büyük firma aldık diye açıklama yapar. İşler yoluna girer. Burası Bitcoin alemi. Burada %50'ler bile bir şey değil. Yani emin olun. %20, %30 kayıplar hiç önemli değil. Her türlü toparlanabilir. Sadece stratejiniz olsun. 100 dolarınız olsa da böyle. 10, 10 bin dolarınız olsa da böyle. 1 milyon dolarınız olsa dahi stratejiniz olmazsa parça alım yapmazsanız nakit tutmazsanız piyasayı sadece tek yönlü gidiş ya da düşüş olarak görürseniz maalesef kazanç elde edemezsiniz. Risk bu işin olmazsa olmazıdır. Risk alınır ama mantıklı risk alınır. Öyle yani cengaver gibi açılmanın. Ben bunu buradan yakaladım dipten yakaladım dersen bir arkadaşımız fotoğraf atmıştı dip 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 arka arkaya birbirlerini vuruyorlardı. Onun gibi onun gibi bir şekle bürünür. Gerçekten üzülürsünüz. Gerek yok. Üzüldüğüm nokta şu. iki gün önce aramıza yeni katılan arkadaşlar varmış. Böyle bir piyasaya gelmeselermiş çok daha iyi olurmuş. Olsun. çoğu arkadaşımız da bu tecrübeleri zaten daha önce de yaşadı. Kırmızılar, yeşiller hep olacak. Bitcoin 5000 bin dolarken de böyleydi, 60 bin dolarken de böyleydi. İleride 500 bin dolar olunca da yine aynı şekil böyle olacak. Düşüş bekledim bir seviye. Burası. Ee, burada size negatif uyumsuzluğu daha net göstermek için arasay değerini açıyorum. Arasay değerinde gördüğünüz gibi ciddi bir düşüş mevcut ve tam tersine de e, Bitcoin grafiğinde oldukça bir yükseliş mevcut. Ne zaman sona erer, ne zaman arasay seviyesi rahatlar. Bunu tam olarak bilmiyoruz ancak e, 38K bandına geldiğinde ben RSI'in yaklaşık olarak haftalıkta 44-45 seviyesine çekileceğini düşünüyorum. Bu bir nefes almadır, koşuş sonrası dinlenmedir, pek bir sıkıntı görmüyorum. Yani benim için artık ayı sezonu yok, benim için sadece düzeltmeler var. Devamlı yükselen bir trendteyiz. Bu 5 yıl, 10 yıl daha böyle gidebilir. Dediğim gibi bu sadece benim fikrim, asla bir yatırım tavsiyesi değil. Gönül ister canlı yayında rahat rahat sohbet eder de soru 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 ilerleyelim. Fakat bu severlik böyle olsun kusura bakmayın. İnternet sorunu çözdükten sonra canlı yayınlarımızı yaparız. Soru cevap yaparız. Etkinliklerimizi de yaparız. İleride çok daha güzel şeyler yapacağız. Eğitim serisi videolarımızın içeriğini sizlerle canlı yayında konuşmayı çok isterdim. Onlar da gelecek az kaldı. Düzenlemeleri yapılıyor arkadaşlar tarafından. Çok yakın zamanda başlıyoruz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sabırlı kalın. Herhangi bir sorunuz varsa Twitter veya da Telegram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Müsait oldukça sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Akşam 11 ile birlikte detaylı bir şekilde yine Bitcoin'in ne hale girdiğini, ne şekle büründüğünü tekrar konuşuruz. Gün kapanışı tekrardan önemli. Her gün olduğu gibi bugün de önemli. Gün kapanışının ardından da kısa alımlar yapılabilir mi? Vurkaç pozisyonları girebilir mi? Onları değerlendiririz. Şimdilik görüşmek üzere. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere arkadaşlar.